Efendim şimdi bu hafta nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Uludüz'de uykuyu konuşacağız. Hepimizin en önemli gereksinimi tabii, çünkü uyku hayatımızın en önemli gereksinimlerinden biri. Uzun süre uykusuz kaldığımız zamanlarda o periyodun hayatımızı ne kadar olumsuz etkilediğini de hepimiz yakından biliyoruz elbette. Peki sağlıklı uyku nasıl olmalı acaba? Nasıl uyumalıyız? Tüm bu soruları Profesör Doktor Derya Uludüz'e soracağım. Hoş geldiniz. Günaydın hocam. Nasılsınız? Günaydın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sen uyku diyecek diyorsun ama bu aralar o kadar aksiyon var ki ülkede, hani uykulu kalabilmek, uyuyabilmek mümkün değil yani. Yarın akşam bizi mesela uykusuz bir gece bekliyor. Evet, evet. Yani uykusuz gece bekliyor ama yani uyku çok önemli. Yani uykusuz kaldığımızda, yani kendimden yola çıkarsam bütün dengem bozuluyor. Yani psikolojim bozuluyor. Her şey bozuluyor. Yani herhalde vücutta ödem yaratıyor, işte iştahsızlık, yani bir sürü şeyi böyle zincirleme getiriyor galiba. Ne yapacağız, nasıl uyuyacağız? Ya, şimdi Esra, yani bak sen bunu fark edenlerdensin, evet. Bir de fark etmeyenler var. Şimdi biz maalesef işte tartışma programlarında her yerde sağlıklı yaşam, uzun yaşam dediğimizde ne yiyelim, ne içelim, ne yemeyelim konuşuyoruz. Birinci sırada uyku var. Bunu bir türlü anlamıyoruz. Yani nöroloji sürekli anlatmaya çalışıyoruz ama insanlar nedense bunu en arka sıraya doğru koyma eğilimindeler. Çünkü niye? İşte bir iş bitirmesi gerekiyor. İşte o gün çok iyi bir eğlenceye gidecek. İşte o gün çok önemli bir aktivite yapacak. Uykudan feragat ediyorlar. Çünkü onun farkında değiller. Kısa vadede bir zarar yaratmadığı için onlara farkında değiller. Ama uzun vadede özellikle uykusuz, kalitesiz bir uykuyla hayat kesinlikle geçmez. Bak şimdi sen az önce dedin ki endişeli oluyorum. Şimdi sen uykusuz kaldığında olacakları söyleyeyim. Bir kere ertesi, diyelim ki gece geç yattın ya da işte sık sık uyandın ve sabah erken kalktın. Aynaya bir bak. Ne görüyorsun aynada? Aynada yüzüne bir bak. Solgun, mutsuz, o yansımış oluyor. Sanki böyle yer çekimi aşağıya doğru daha da çok beni almış gibi. Değil mi? Göz altında bir kere morluk. Evet. Evet. Yüzün solgun. Hakikaten halsiz ve mutsuz. Çünkü senin gençlik iksirin gece uykuda ortaya çıkıyor. Ben diyorum ki şu pahalı kremleri, anti aging kremleri bir kenara bırakın. Kaliteli uyuyun. Bakın sabah kalktığınızda nasıl pırıl pırıl, nasıl canlı bir ciltle uyanacaksınız. Yorgunluk diyoruz. Şimdi uykusuz kalan vücut dinlenememiş oluyor. Dinlenemeyen vücut seni ertesi güne hazırlamamış oluyor ki sen niye uyuyorsun? Hani ay uyuyayım da telefonumu şarj eder gibi kendimi de şarj edeyim, ertesi gün güne hazırlanayım. Bu en önemli şey uykunun bu, ama bundan çok daha ötesi var. Şimdi sen sabah kalktığında bir kere sinirlisin. Çünkü dopamin, serotonin en çok uykuda salgılanıyor. Yani enerji, motivasyon ve mutluluk hormonlarımız uykuda salgılanmıyor. Az salgılanıyor eğer sen uykusuzsan. Bunun karşılığında kortizol, stres hormonu salgılanıyor. Yani ertesi gün uyanıyorsun, aslında sinirli ve öfkelisin. Evet. Şimdi o uykuyu yapmak için, bertaraf etmek için de ne yapıyorsun? Sabah erkenden çaya, kahveye doğru yaklaşıyorsun. Şimdi çay kahve içtiğinde de aslında kortizol, stres hormonu daha da dengesizleşiyor ve seni daha da öfkeli, daha da sinirli, daha da agresif yapıyor. Bunun farkında değilsin. El titremeleri oluyor mesela, çok kahve içenlerde el titremeleri. Şimdi bu beynin aşırı yorgunluğunun bir belirtisidir. Arkasından ne diyeyim ben sana şimdi? Diyor ki insanlar, ya ben uyuyorum hocam, ben 7-8 saat uyuyorum ama gece 3'te yatıyorum, sabah 10'da kalkıyorum. Bu da olmaz. Şimdi uykunun kalitesi saati de önemli. Hangi saati de çok uyuduğumuz önemli. Yani kalitesi, süresi ve ne zaman uyuduğun. Şimdi ne zaman uyuduğuna bakalım. Gece 11-7'den hep bahsediyoruz. Ya hocam abartıyorsun diyorlar. 11-7'yi ben söylemiyorum. Bak 11-4 arası, gece 11-4 arası bizim anti-aging uzmanı melatoninimiz devreye giriyor. Senin bütün vücudunu gençleştiren melatonin. Büyüme hormonumuz, vücudunu tamir eden, cildini tamir eden, seni yepyeni bir ciltle güne hazırlayan büyüme hormonumuz o saatte devreye giriyor. Şimdi sen 11 ile 4 arasında uykuda değilsen bunlar devreden çıkıyor. Devreden çıkmaları ne demek? Tamam, sen ertesi gün idare edebilirsin, kafan çalışabilir, aktif çalışıyor olabilirsin ama erken yaşlanacaksın. Cildin erken yaşlanacak, organların erken yaşlanacak ve strese maruz kalacakları için kortizol, stres hormonuna, seni hastalıklara karşı savunmasız, korunmasız bırakacaklar. Bir kere gece yarısından sonraya kalmamak gerekiyor.
12'den sonraya kalmamak lazım. Bu çok değerli. Çünkü bir de senin şöyle bak, sen ilk uyuyorsun ya, ilk derin evreye giriyorsun. Rüya evresi sonra geliyor. Şimdi 11 ile 4 arası bizim derin uyku saatimiz. 4'ten sonrası daha çok rüya uyku saati. Bizim yaşamsal... Rüyayı 4'ten sonra mı görüyoruz? Genellikle 3'ten sonra, 4'ten sonra rüya dönemimiz gelir bizim. Şimdi bizim yaşamsal, sağlıklı olabilmemizin birinci evresi derin uykuda olmak. Şimdi sen gece 3'te yatınca derin uyku dönemi kısalıyor, rüya dönemi artıyor. Mesela rüya döneminde daha çok rüya görürüz, karmaşık öğrenme için önemlidir, yaratıcılık vardır. Örneğin tavuklar ve baykuşlar diye iki grup var, bilir misin bilmiyorum. Tavuklar mesela erken yatan, erken kalkanlar. Şimdi tavuklarla baykuşlar, mesela ben baykuştum, tavuk olmaya çalışıyorum, hala tam başaramadım. Yani ben mesela gece çok zihnim açılır, sabah daha yorgun şey kalkarım, halbuki tam şey. Şimdi tavuklar erken yattıkları için daha mutlular. Serotonin ve dopaminleri daha yüksek. Daha düzenliler, daha organizeler ama baykuşlar kadar yaratıcı değiller. Şimdi baykuşlar geç yatanların özelliğine rüya dönemi daha fazla olduğu için bizde, biz daha yaratıcıyız. Matematiksel zekamız çok fazla ama serotonin ve dopaminimiz düşük olduğu için daha mutsuzuz. Hocam şimdi evet, saat gece 11'de yatmalıyız. Sabah 7'ye kadar o 8 saatlik o döngüyü sağlamamız lazım ama bir de uyuyamamak diye bir şey var. Yani uyku bozukluğu mu diyeceğiz buna, bir hastalık mı? Yani nasıl bir teşhis, onu da siz anlatın ne olur. Şimdi hep diyorum ya işte 11'de yat, mümkün olduğunca minimum 7 saat uyumaya çalış. Çünkü 7 saatin altında uyursan vücut dinlenemez. 9 saatin üstünde olursan da kalbine ve beynine aşırı yorgunluk koyarsın. Onu da söyleyeyim. Hani fazlası da olmaması fazlası gerekiyor. Fazlası da kesinlikle zararlı. Ama diyeyim ya hocam ben uyuyamıyorum. Bak uyuyamıyorum diyen bir insan mutlaka bir şeyleri yanlış yapıyordur. Neyi yanlış yapıyorum? Diyoruz ki biz bunun trikleri var, bunun ipuçları var. Diyoruz ki ya sen uyumadan önce bir saat, 1,5 saat önce şu elektromanyetik dalgadan kendini bir uzaklaştır. Niye? Çünkü mavi ışığa maruz kaldığın her saniye melatonin, uyku, hormonun üretilmeyecek. Şimdi sen mavi ışık televizyonun karşısında uyumaya çalışırsan melatonin o zaten doğru düz üretilmeyeceği için hem uyku kaliten bozulacak hem uykuya dalış süren uzayacak. Şimdi o zaman demek ki bizim şu televizyonlardan, telefonlardan kendimizi bir kurtarmamız gerekiyor. Telefonlar hocam, telefonlar. Ya bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Ya uykusuzum deyip uyku ilacı kullanan %60 toplumda. Bak toplumun %60 uykusuzluk çekiyor. O kadar ciddi, hele ki gençlerimiz. Lütfen ve lütfen uyku ilacı almak yerine şu bir takım ipuçlarını yaparsanız inanın bana. Ha bunları yapıyoruz. Bir hafta sonra hocam ben bir hafta değil bir beynin bir süresi var kendini tamir etmesi. Diyor ki sen şimdi elektronikten kendini çektin, telefondan kendini çektin. Bir hafta sonra hala niye uyuyamıyorum deyip strese sokmayacaksın. Çünkü kendini beyin diyor ki bir dakika diyor ben diyor akıllı bir organım. Öyle seni tam olarak alışkanlık yapıp yapmadığını anlamam lazım. Beni kandırma diyor. Bir hafta çektin seni uykuyu rahat verdim sonra gene başlarsan aramız bozulur diyor. En az 21 gün. En az 21 gün bunları uyguladığınızda bir süre sonra beynin de rahatladığını, alışkanlıkların başladığını ve uykuya dalabildiğinizi göreceksiniz. İkincisi, mutlaka evde sarı ışık olacak. Beyaz ışıklarla uyuyamazsın. Hani böyle elektrik tasarrufu olsun diye bu floresanlar falan. Beyaz ışık bizi uyutmaz. Sarı ışık olacak. Gün içinde, bak gün içinde mutlaka güneş göreceksin. Şimdi biz kapalı plazalarda çalışıyoruz, arabamıza biniyoruz, hızlıca gidiyoruz, kapalı otoparka park ediyoruz, geliyoruz ofiste bütün gün masa başındayız. Plazada herhangi bir yani güneş alabileceğimiz, oksijen girebileceği bir yer. D vitamini alacağız. Güneşten direkt olarak gündüz güneşe maruz kaldığında serotonin üretilir, mutluluk hormonu. O güneşe maruziyetten biriktirilir içeride, gece de melatonine döner. Yani o yüzden gündüz güneş ışığı almanız gece melatonin üretmenizi sağlıyor. Şimdi sen bütün gün burada çalışıyorsun. Nerede güneş ışığı? Burada bütün ışıkların altındasın. Doğal olarak senin uyku problemin olacaktır. Bir diğeri. Ama çıkıp bir yarım saat yürüyüş yapsak? Heh işte değil bu. Mi? Yani şimdi güneşin olduğu saatleri yakalayabilirsen en ideali. Hı hı. Çünkü oradan D vitamini ve... üçüncü gözden girecek içeriye melatonin üretecek. Ha güneş göremedim akşam... Açık havada güzel bir yarım saat koşturmadan, yorulmadan, vücuduna aşırı yük bindirmeden bir yürüyüş yaptığında oksijen içeri girdikçe
Oksijen beyni yine rahatlatır. Bir diğer şey, kortizol dediğimiz stres hormonumuz. Artık ona bakabiliyoruz Esra. Mesela bana uykusuzum diyen hastada ilk baktığım şey tükrükte kortizol. Bakabiliyoruz. Çünkü sen farkında değilsin. Aşırı koşturduğun gün belki de kortizol, stres hormonu hep tavanda. Aksiyonu seven insanların kortizolü yüksektir. Adrenalini yüksektir. Aksiyonu sevmiyorsun ama işinde mutsuzsun. Patronunla aran kötü, iş arkadaşlarına işe gitmek istemiyorsun ya da eve geliyorsun akşam eşinle sorunların var, mutsuzsun. Kortizol hep yüksek. Kortizol stres hormonunun akşam düşmesi lazım. Çünkü niye kortizol ne işe yarıyor? Bizi tehlikeye karşı koruyor. Akşam evde tehlike yok ki artık. Eşin bir tehlike yaratmaması lazım. Senin artık rahatlıyor olman, vücudunun gevşemesi lazım ki uykuya dalasın. Kortizol düşmüyorsa, hep stresteysen gene uykuya dalamıyorsun. Bunların hepsi birer sebep. Yani asıl nedeni bulmamız lazım uyku ilacına sarılmadan önce. Artık kullandığım bazı ilaçlar var. Mesela bazı tansiyon ilaçları, bunu hep hekime sormak lazım. Benim uykusuzluğumu yaratır mı? Bazı tansiyon ilaçları var ki tuvalete çok kaldırır. Diüretiktir onlar. Gece alınmaması gerekir, sabah alınması gerekir. Farkında olmadan onları gece alıyorsan, gece çok tuvalete kaldırır, seni yine uykusuz bırakır. Ya da akşam 9'dan sonra biz diyoruz ki su içme. Bak bütün gün iç, kilo başı 30 mililitre suyunu tamamla ama akşam 9'dan sonra içmemeye çalış ki gece seni tuvalete kaldırmasın. Çünkü içtiğin sudan alacağın yarar tuvalete kalktığında uykusuz kalmandan daha önemli değil. Uyku en önemlisi. Yani uykumuzun kalitesini bozacak hiçbir şey yapmamamız lazım. Hocam özellikle gençlerde etrafımda çok görüyorum gençlerde. Şimdi onlar da tabii bir elektronik teknoloji bağımlılığı, telefon ama mesela oyun konsolu. Bu da biraz mesaj içerikli soru olmuş oluyor. Ben de eve göndermede bulunuyor olabilirim. Şimdi sabahlara kadar oyun konsoluyla oyun oynama. Sonra yani terse dönme, ya yaşam döngüsünü terse çevirme. Gece yaşamak, sabah uyumak, akşama kadar. Şimdi ya gençlerin, özellikle gençler bakımından riskini anlatır mısınız lütfen? Gençlerin çok uyaranı var. Yani bizim gibi şey olmadıkları gerçekten çok uyaran var etraflarında. Yani arkadaşların eğlenceleri, TikTok'lar, işte o sosyal medya mecraları. Gençlerin o kadar çok uyaranları var ki onları da haksız bulamıyorsunuz. Yani ders çalışmak mı yoksa birazcık eğlenceye kaymak mı? Onların maalesef 18-19 yaşına kadar beyinlerinde muhakeme bölgesi çalışmadığı için özellikle ergenlik döneminde biliyorsun daha duygularıyla hareket ettikleri için duyguları, dopamin ihtiyacı onları daha eğlenceye doğru yönlendiriyor. Şimdi eğlenceyi gören çocuk normalde bizim çocukluktan erişkinliğe geçiş arasında 11-12 saat uykudan 7-8 saat uykuya geçecekler artık. O ergenlik döneminde o yüzden uyku saatleri çok kayabiliyor. Yani çocuk 2'de yatıp 12'de kalkma eğiliminde olabiliyor. Bu aslında çocuğun beyninin ona yaptığı bir şey. Bu kayma saatlerini ne kadar erkende tutabilirsek aslında o kadar başaracağız biz belli olarak. Yani 2'de yatmak değil de hadi çocuğum şunu 1'e çekelim gibi biraz motive edebilirsek. Ama şunu unutma, gençler böyle yapıyor ama mesela hafta içi de ders çalışırken daha kısa uyuyorlar. Daha az uyuyorlar. Telafi etmek için de hafta sonu kullanıyorlar. Yani hafta içi 4-5 saat uyku, eğlence, ders çalışma hafta sonu 12-13 saate çıkıyor. Şimdi tehlikeli olan aslında en çok bu. Oradan bu tarafa telafi edilmez. Uzun vadede obeziteyi getirecek gençlerde. Şimdi bak en büyük tehlike obezite. Uykusuz kalan bir beyin açlık hormonunu hep tavanda tutar. O yüzden de hep aç hisseder. Sabah kalktığında karbonhidrat yeme ihtiyacı olur ve bu da onu obeziteye doğru götürür. Zayıflamak istiyorsan uyuyacaksın. Bu bir. İyi anlamak istiyorsan, çalıştığın ders hafızanda kalsın istiyorsan uyuyacaksın. Örneğin şunu düşün. Ben çok net bir ipucu vereyim. Ya çalışıyorum, çalışıyorum, kafamda, aklımda kalmıyor. Gece, akşam başlayın 9'da çalışmaya. 11'e kadar hakikaten hakkını vererek okuyun. Ezberlemeye çalışmayın, okuyun. 11'de yattığınızda bir şey anlamadım diyebilirsiniz ama sabah kalktığınızda o kesinlikle beyninizde kalacak. Çünkü o okuduğunuz direkt olarak hiç araya bir şey katmadan, işte elektronik oynama, televizyon katmadan okuduğunuzun üstüne uyursanız direkt olarak uzun süreli hafızaya yatıyor beyin onu. Hocam bir de şimdi evet sizin söylediğiniz çok önemli. Yani gece 11 ile sabah 7 arasında o saat dilimi çok önemli. Ama bir de mesela gece çalışanlar
var. Yani o açığı nasıl kapatabilirler? Yani gece çalışıyorlar ya işte gece ya da 3'te 4'te kalkıyorlar ya işte 12'de başlıyor onların mesaisi. O açığı nasıl kapatabilirler? Ne yapabilir? Nasıl telafi edilebilir? Şimdi işte orada en büyük sıkıntılardan biri bu. Şimdi beyin bir kere düzeni sever. Bu işi güzel. Eğer gece çalışan hep aynı saatte gece çalışıyor ve aynı saatte yatmak şeyi oluyorsa düzeni, onda biraz daha rahatız. Çünkü ister istemez biz gece saati kaysa bile büyüme hormonu, melatonin dediğimiz hormonlar geceki kadar verimli olmasa dahi bir kısım üretilebiliyor. Düzenle alakalı, ama bir hafta gece çalışıp bir hafta gündüz çalıştın mı orada çok ciddi sorun var. Sağlıksızlık seni peşine bırakmayacak. O yüzden vardiyalı çalışanlarda böyle bir sistem getirmek lazım. Yani eğer birisi gece 2'den sabah 8'e çalışıyorsa hep o saatte çalışması. Değişiklik yapılması sağlık için çok çok riskli. Hep düzenli olduğu zaman o beyin bunu kabul ediyor ve diyor ki tamam, ben biliyorum ki şu saatlerde bir miktarda olsa bu hormonları üretebiliyor. Ama diğer türlüsü çok sıkıntı. Onu bir şekilde nasıl düzeltilir bilmiyorum ama çok. Bir de gece vardiyalı çalışanlara şöyle bir önerimiz var. Gündüz şekerlemeleri. Şimdi gece eğer kaliteli uyuyamıyorsan, saatin kaymış ve mecbursan buna, gündüz en azından bir yarım saat, 45 dakika uyumaya çalış. O senin geceki eksik olan şeyini bir şekilde telafi edecek ve sağlığı yakalamanı sağlayacak. Ama işte değişik vardiyalar riskli. Ya ama uyku beyin sağlığımız için, her mutluluğumuz için. Her sağlık için. Bak, karaciğerinde toksin birikti, uyku. Miden problemli, uyku. Kalbine çok yüklendin, uyku. Gençlik istiyorsun, uyku. Zayıflamak istiyorsun, uyku. Mutlu olmak istiyorsun, uyku. Cinsel sağlık istiyorsun, uyku. Erkeklerin büyük bir kısmında cinsel sorunlarının 1/4'ünde, yani 4 kişiden birinde uykusuzluk yatıyor. Yani cinsel problemlerin var diğer erkekler, hani ereksiyon problemleri. 1/4'ü uykusuzluktan dolayı bunları yakalıyor. Çünkü hormon üretimi bozuluyor. Ya önce uyku, çocuğum çok hareketli, uykusuz aslında gece. Yani mutsuzum, uykuna bakacaksın. Her şeyin başında uyku var Esra. Hocam çok, uyku olmazsa sağlık olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biz teşekkür ediyoruz. Önemli katkılarınız, değerli katkılarınız için. Sağ olun efendim.